Ama Irak Meclisi her an ABD'ye çıkın diyebilir. Çünkü Irak Meclisi'nin zaten tamamı Şii koalisyonların, yani muhalefet de Şii, iktidar da yani ikisi bina ve ıslah, iki grup var orada, blok var. Bunların biri artık tümüyle İran'ın uzantısı gibi. Diğeri de Tahran'la Washington arasında gidip gelen orta yolcular. Ama buradan çok kuvvetli bir şekilde ABD'ye Irak'ı terk et kararı çıkabilir. Asıl cümbüş o zaman başlar. Yani hele ABD Fırat'ın doğusundan çekildikten sonra böyle bir gelişme olursa bambaşka bir Orta Doğu'ya işte deyim yerindeyse uzanmış oluruz. Türkiye açısından hangisi faydalı? Türkiye açısından bunu Fehim Taştekin de aslında yerelleştirmek Türkiye'nin çıkarına. Yani siz develerle, fillerle uğraşacağınıza, yani Rusya'yla, ABD'yle yapmanız gereken şey hem Suriye demokratik güçleriyle çalışmak, hem Şam'la çalışmak. Bakın Suudi Arabistan dahi, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır dahi Şam'la arayı düzeltiverdi. Arap Ligi'ne davet ediyorlar. Artık Türkiye, Katar hariç sanki bütün Arap alemini de karşısına alır gibi bir durumda kalıyor. Aslında bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatlatır. Çünkü Erdoğan adını koymadan bir bağlantısız dış politika. Yani ben karar veriyorum, uyguluyorum. Eski Türkiye yok karşınızda diyor. Bunun uzantısı olarak gayet iyi tırnak içinde satılabilir. Yani pazarlanabilir de bu. Ben kendi karar, ben ne uğraşacağım işte bilmem kaç bin kilometreden öteden gelen şeyle, ABD ile, Rusya ile. Ben Şam'la göbeğimi keserim. Dünya küresel Kürt nüfusunun yarısı benim yurttaşım. Bunların akrabaları, bizim akrabalarımız burada var. Bunlarla da konuşuruz. Biz birbirimizi tanırız. Savaşsak da, dövüşsek de gayet iyi tanırız. Sonuçta komşuyuz. Nasıl İran konusunda böyle bir siyaset izlenmeye çalışılıyor? Yalpalansa da ara ara. Bu şekilde Türkiye'nin çıkarı bence bunu gerektirir. Yoksa ne ABD'nin el vermesiyle, ne Rusya'nın işte yeşil sarı ışığıyla hem Suriye hükümetini hem Kürt akrabalarımızı 60 sene karşımıza alacak bir askeri hareket. Hele şu ekonomik daralma ortamında bence Türkiye'nin çıkarına değil.